Türkiye'de doktor var. Yani Sağlık Bakanlığı yeterince kadro açıyor aslında. Çokça sağlık personeli de alıyor, almaya çalışıyor doktorlar özellikle ama yetmiyor. Avrupa sıralamasında sonuncuyuz, sonuncu. Yani hasta başına düşen doktor sayısına ilişkin. Peki neden? Nedenlerine bir yakından bakalım. Önce bir istatistikleri görelim, sonra devam edelim. Şimdi Eurostate tabii bu konuda çalışma yaptı. Çarpıcı bir istatistiktir. Bu Türkiye doktor sayısında Almanya, İtalya 243 bin, Fransa 216 bin ve İspanya'nın 213 bin ardından 5. sırada bulunuyor. Yani Türkiye çok yani Türkiye bir şekilde İtalya'dan, Fransa'dan, İspanya'dan ve Almanya'dan sonra en çok doktor istihdam eden 5. sırada bir ülke Avrupa'da. Ancak nüfusa göre hesaplandığında durum değişiyor. Evet. Sonuncuyuz şu anda. 2020 yılı verilerine göre Türk vatandaşları senede ortalama 8 defa muayene olmak için doktora gidiyor. Ülkedeki toplam hekim sayısı açısından Türkiye yine üst sıralarda yer almasına rağmen nüfus dikkate alındığında durum tam tersi. Kişi başına düşen doktor sayısı açısından Türkiye Avrupa'da son sırada yer alıyor. İşte istatistikler. Yılda kaç defa doktora gidiyorsunuz? Slovakya Birinci sırada Almanya 9.6, Macaristan 9.4, Hollanda 8.6, Türkiye %8. Bu arada söz konusu istatistiklerde şurada görüyoruz. Doktor sayılarına bakıyoruz. Almanya birinci sırada, İtalya ikinci sırada, Fransa üçüncü sırada, İspanya dördüncü sırada, Türkiye de beşinci sırada. Lakin hasta başına düşen doktor sayısı açısından bakıldığında ise Türkiye Avrupa'da sonuncusuna da yer alıyor. Ve bunu gösteren çok somut bir veri var. Paylaşacağım size. Dört çocuk cerrahından 3'ü gitti. Nerede? Branş doktoru eksikliğiyle sık sık gündeme gelen Urfa'daki Harran Üniversitesi'ndeki dört çocuk cerrahi uzmanından geriye sadece bir doktor kaldı. Her yıl yaklaşık 75 bin çocuğun doğduğu Urfa'da çocuk onkolojisi, çocuk pediatri ve çocuk cerrahisi gibi branşlardaki eksiklikler hastaların sıkıntı yaşamasına neden oluyor. Urfa doğurgan bir kent. Nüfus olarak çok doğum oluyor orada. Orada daha fazla çocuk cerraha ihtiyaç var. 4 çocuk cerrahından 3'ü gidiyor. Biri Kayseri'ye tayin oluyor, biri başka bir yere tayin oluyor. Soruyorlar niye gittiniz tayin oluyorsunuz? Ya biz kaldıramıyoruz bu işi gün diyorlar. Çok hasta var ve yetemiyoruz, yetişemiyoruz. Yetişemediğiniz için artık pes ettik diyor. Biz tayin istedik. Heh, bu işte sıkıntı. Bakın bu net görülüyor. Demek ki bizim de Almanya kadar doktor istidam etmemiz lazım. Bu arada e, her ne kadar 5. sırada olsak da önemli bir sıralamadır. Ama 3'ü 2'yi falan bulmamız gerekiyor. Çünkü nüfus fazla bizde. Bir de mülteciler var bizde. Çok sayıda. Mülteci onlara da bakılıyor. E onlar da hasta oluyorlar dolayısıyla. E daha fazla doktora ihtiyaç var. Evde giden doktorlar oldu malumunuz. say. Hani Almanya'ya gittiler, İspanya'ya, İngiltere'ye falan gittiler, Fransa'ya. Oralarda şimdi hekimlik yapıyorlar. O da biraz tabii etkiliyor az da olsa. Ama mesele doktor sayısı aslında makul seviyede Türkiye'de makul olması gereken seviyede ama nüfus yoğun. Nüfus yoğun olduğu için biraz daha kontenjanın açılması lazım daha fazla. Daha fazla kadro açılı doktor istihdam edilmesi gerekiyor değerli seyirciler. Şimdi öğretmenler